Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda birlikte gesso, yani tuval astarı yapacağız. Öncelikle gesso nedir, yani tuval astarı nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum size. Bizim piyasadan hazır aldığımız tuvallerde ön yüzeyine bakarsanız, hatta hemen şöyle elimde bir tuval var, göstereyim. Bu tuvalin ön yüzeyine baktığınız zaman burasında beyaz renkli, böyle kaygan dokulu, hatta biraz da parlak bir yüzey görürsünüz. Fakat bunun arkasını çevirdiğinizde şurada kumaşın ham halini, yani o ön yüzeyinde gördüğümüz dokuyu görmüyoruz, ham halini görüyoruz. Yani bu da demek oluyor ki bu tuvalin üzerinde bir astar var. İşte bu astarı ne için yapıyorlar, ne için yapıyoruz? Akrilik veya yağlı boya çalışırken boyanın kumaş tarafından, yani tuval bezi tarafından emilmemesi için, yani boyayı yüzeyde tutması için. Eğer bunu yapmayıp direkt tuval üzerine çalışırsak, yani ham bez üzerine çalışırsak daha doğrusu, boyayı emecektir. Böylece rahatlıkla çalışamayacağız. Boyanın rengi bozulacak. Boyanın içerisindeki o karışımları, yağları emecek. İstediğimiz sonucu alamayacağız. Zaten piyasada hazır satılan bunun gibi bütün tuvallerde astar vardır. Bunun için ekstra astar yapmanıza gerek yok. Peki biz ne yapacağız? Elimizdeki daha önce hiç astarlanmamış, bizim kendimiz almış olduğumuz ham bezin üzerine astar yaparak onu tuval bezi haline getireceğiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz neler? Onlardan bahsedeyim öncelikle. 4 farklı malzeme bizim için yeterli olacaktır. Şu şekilde bir tutkal. Bunun yanında akrilik boya, beyaz akrilik, pudra, bildiğimiz beyaz pudra ve alçı, saten alçı. Bu 4 malzemeyle biz kendi gessomuzu hazırlayacağız. Bunu yaparken şöyle bir kavanoz, bu büyüklükte veya daha da büyük, yapacağınız gesso miktarına bağlı değişir. Daha da büyük bir kavanoz alabilirsiniz. Bunun içerisine şöyle kavanozu açıyorum. Malzemelerimizi koyacağız. Öncelikle alçımızdan başlayalım. Şu şekilde bir spatula yardımıyla içerisine bir miktar alçı koydum. Bunun miktarını gessonun kıvamına göre ayarlayacağız, değiştireceğiz. Biraz artırıp azaltabiliriz. Yine pudramızı içerisine koyalım. Biraz daha katayım. Evet, pudra da koyduk. Şimdi tutkalımızı koyalım. Yine bunun için bu şekilde bir spatula kullanıyorum. Evet, içerisine tutkalımızı da koyduk. Şimdi akrilik boyamızı koyalım. Şöyle spatulayı sileyim. Evet, akrilik boyayı da yine tutkal miktarı kadar bu şekilde içerisine kattım. Ve bunlara ilave olarak da biraz ne katacağız? Su. Eğer kıvamı çok açık olursa malzemeleri biraz daha ekleyebiliriz. Özellikle pudra ve tutkalı. Şimdi bunu içerisine koyduk ve ardından güzelce elimizdeki kavanozu çalkalıyoruz. Evet, çalkalama işlemimizi de tamamladık. Şu anda bunun içerisinde, bu kavanozun içerisinde bir miktar gesso var. Tamamını doldurmadım. Şimdi burada elimde benim şöyle görmüş olduğunuz ham pamuklu bir kumaş bez var. Bu bez şu anda şu haliyle üzerine çalışma yapmak için, yağlı boya veya akrilik çalışma yapmak için uygun değil. Fakat ben hazırlamış olduğum gessoyu bunun üzerine uygulayacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tuval bezinin, daha doğrusu bezinizin üzerine gesso uygulamadan önce bezi çıtaya germeniz gerekiyor. Bezi önce gerdikten sonra gessoyu uygularsanız bezin gerginliği de daha fazla olacak. Ama germeden uygularsanız bu bez kırışabiliyor. Dolayısıyla önce çıtaya germeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yaptığımı daha önceki bir videoda anlatmıştım. Onu da sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Tuval bezini tuval üzerine nasıl geriyorum, tuval
çıtalarını nasıl çakıyorum. Bununla ilgili videoyu sağ üst köşeden tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle bir fırça ile bunu tabii ki geniş yüzeyde yapacaksanız daha geniş bir fırça kullanabilirsiniz. Bakın kıvamı gayet güzel olmuş. Şöyle bakın üzerine, bezin üzerine fırça ile bu şekilde uyguluyorsunuz. Bu gessoyu duruma göre 2 kat, 3 kat, 4 kat, tabi 4 kat biraz fazla olur ama 3 kata kadar uygulayabilirsiniz. Uygulaması da gördüğünüz gibi gayet kolay, basit. Tabi biraz kokusu ağır, içerisindeki tutkaldan dolayı bu sebeple bunu uygularken maske kullanmanızı öneririm. Bu şekilde tuvalin tamamına uyguladığınız zaman artık tuval beziniz hazır olmuş oluyor. Yine bu şekilde kavanozda mutlaka kapağı kapalı şekilde muhafaza edin. Yoksa donacaktır. Ama kapağı kapalı şekilde muhafaza ettiğinizde donmasına engel olursunuz. Bez yapımı, tuval bezi yapımı, gesso astar yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Peki bunu neden yapıyoruz? Neden hazır bez almaktan ziyade kendimiz kumaş alıp bunu yapıyoruz? Böyle daha hesaplı oluyor. Mesela 1 metre uzunluğunda bir tuval bezinin şu anki ben bu videoyu yaptığım tarihteki güncel fiyatı 150-200 lira arasında, kalitesine göre değişiyor. Tabii daha da artabiliyor. Fakat herhangi bir kumaş satan, bir tuhafiyeden pamuklu, sağlam, sık dokunmuş pamuklu bir 1 metre bez alırsanız bunun maliyeti 30-40 lira arasında değişiyor. Tabii arada bayağı fark var. 1 metre bezinde tabii genişliği 2 metre 10 santim falan oluyor. Uzunluğu 1 metre oluyor. Bu 1 metre bezden tabii bir de katlama paylarını da içine katarsak 1 metre 10 santimlik bir bezden 2 adet 70'e 100 tuval çıkarabilirsiniz. Böylece daha hesaplı oluyor eğer siz kendiniz evde yaparsanız, bu uygun ortamı sağlayabilirseniz. Bu sebeple tavsiye ederim. Dediğim gibi kokusu biraz ağır. Dolayısıyla tuvali astarladıktan sonra kaldığınız odada özellikle tutmayın. Farklı bir oda varsa veya balkonda muhafaza edebilirsiniz. Yine astar yaptıktan sonra saç kurutma makinesiyle hızlıca kurutup üzerine çalışabilirsiniz. Benim gesso yapımı ile alakalı anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa mutlaka yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.